Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ve Kur'an'ın hakim. İnne kelemnel mürselin ala sıratı müstakim. Tenzil el azizir rahim. Litunzire gammeme. Aba ühüm fehüm gafilun. Degat hakkal gavle ala ekserim fehüm la yu'minun. Sadakallahül azim. El Fatiha. Vereli 7 gün oldu. Kuzey yanımızda. O da yaşayan bir ölüden farksız. Yemiyor, içmiyor, konuşmuyor. Oğlumun içinde fırtınalar kopuyor. Ablacığım, bak Bülent de konuştu biliyorsun ama işte yok. Ben de çok korkuyorum Feraye. Bugün güneye gideceğini söylemiş. Elif'e söz vermiş. Elif'im de o halinde bile Kuzey'i üzmemek için çırpınmış. Kurban olduğum Allah. Sevdiğin kulları çabucak yanına alıyorsun. Kızım da melek olmuş gitmiş. Ay ablam ya ablam. İstediler ama ben çok kalabalık diye gitmelerini istedim. Şöyle biraz dolaşalım mı? Hava almak ister misin? Ablam söyledi. Güney'e gidecekmişsin. Seninle gelmemi ister misin? Dayı ben yalnız kalmak istiyorum. Anlıyorum aslanım. Anlıyorum. Dikkatli git ama olur mu? Aklımız sende kalmasın. Baba. Efendim oğlum? Pide söylenecekmiş. Alan dedi. Aa, unuttuk oğlum onu ya. Kuzey. Beraber mi gidelim yoksa sipariş mi verelim ha? O ne oğlum? İçeride buldum. Yeri düşmüştü bilmiyorum. Kuzey? Kuzey! Kuzey! Of be kardeşim. Niye izin verdin Kuzey'in gitmesine? Niye yalnız bıraktın çocuğu? Ya ablacığım, oturuyorduk. Birden paldır küldür kalktı gitti. Ben ne yapayım? Baba çantam. İyi yaptın oğlum. Arabanın anahtarı da içindeydi bunun. Mezarlığa gitmiştir o. Hiç iyi değil Kuzey Bülent. Hiç iyi değil. Farkındayım abla, görüyorum. Merak etme, ben şimdi onun yanına gideceğim. Yiğit, biraz sonra pideler gelecek oğlum. Sen o işi halledersin. Tamam, ben söyledim bile. Sen dert etme. Tamam. Sen Kuzey abinin yanına git. Tamam, sen şunu da al. Kaç gündür Kuzey'in gözünden bir damla yaş akmadı Bülent. Onun zehri içinde duruyor. Ağlamazsa o zehri içinden atamaz. Hadi ne olur yalnız bırakma Allah aşkına git ya. Tamam ablacığım tamam. Gel. Sen merak etme. Düzelecek. Çok iyi olacak. Hadi aslanım görüşürüz. Bülent.
Biliyor musun? Deniz kabukları denizin sesini yansıtırmış. Bak dinle. Aa, gerçekten dalga sesi geliyor. Deniz kızları saklarmış bu kabuklara denizin sesini. Deniz kızları mı? Hı hı. Yok canım. O kadar da değil. Ya niye inanmıyorsun? Elif, bu ortam sesinin deniz kabuğunun yapısından olan yankısı olabilir mi acaba? Ay Allah Allah. Çok biliyorsun. Yani her şey bilimsel olarak açıklayamazsın bir kere. Çok sıkıcısın. Doğru. Belli ki sen deniz kızının hikayesini bilmiyorsun. Yok. Duymadım deniz kızının hikayesini. Deniz kızı yıllarca denizin altında, karanlık ülkesinde yaşarmış. Ta ki sessiz geçen günlerden bir gün prensi acı içinde kıyıya vurana kadar. Sonra ne olmuş? Prensin acı çektiğini duyan deniz kızı ilk defa suyun yüzeyine çıkmış. Ona yardım etmiş. Yaralarını üflemiş. Bakmış ona iyileşene kadar. Sonra da ömür boyu mutlu mu olmuşlar? Keşke. Deniz kızı prensi iyileştirmek için o kadar çok çaba göstermiş ki. Çok yorulmuş. Gücü azalmış. Sonrasında da acı içinde prensin ellerinde deniz kabuğuna dönüşmüş. Çok acıklı bir hikaye değil mi? Evet. Öyleymiş. Kuzey. Eğer bir gün seni sevmeye nefesim yetmezse bu deniz kabuğunu dinle, olur mu? Beni hatırla. O deniz kızı bu kabuğun içinde olacak.